Penelope Cruz nasıldı diye klasik sorumuzu soranı vardı. Süperdi. Yani benim bu filmden önce de gerek kariyer çizgisiyle geldiği, nereden başlayıp nereye geldiğiyle, gerek oyunculuğuyla hani acayip takdir ettiğim kadın oyunculardan biriydi. Sonra tanıdıktan sonra oyunculuğunu ve bu kariyer çizgisinin yanı sıra kişiliğini de inanılmaz takdir etmeye başladım. Yani setteki çalışma şekli. Disiplinli mi? İnanılmaz disiplinli. Sadece hani o an sette bir oyuncu. Hepimiz biliyoruz yani ne kadar büyük bir hani star olduğunu. Hani bu böyle bir gerçek var yani. Hani ne olursa olsun bunu yadsıyamazsınız. Ama sete geldiğinde kendisini öyle bir noktaya çekiyor ki siz de bir noktada onun o büyük star olduğunu unutuyorsunuz. Çünkü o böyle normal işini yapan bir aktris gibi davranıyor. Onun dışında yani beni bu mesleğe karşı genel tavrı ve setteki çalışma şekli uyumu ve yaklaşımıyla inanılmaz cesaretlendiren daha bir kadın oldu. Evet, yani gerek set sırasında, gerek setten sonraki iletişimlerimizde, filmin galalarında, hep onunla olan konuşmamda ve ilişkimde hep böyle yani bu mesleğe dair daha da büyük heyecan hissettim ve kendime daha da çok inanmaya başladım. Tunç Okan'ın bir filminde sevişme sahnesi nedeniyle filmde oynamaktan vazgeçtiğini biliyoruz. Bu filmde ise sen dünyaya gelmeden de böyle bir sahne var. O iki film arasındaki fark neydi veyahut da senin yıllar sonraki bir değişim nedeniyle mi böyle bir aslında, şey oldu? Aslında Tunç Okan'ın o filmindeki mesele benim için sadece sevişme sahnesi değildi. Önceden bir şekilde konuşulan bazı şeyler vardı. Sonra o görüşme sürecinde o hani böyle olacak denilen şeyler aslında böyle olmayacak noktasına geldi. Ve ben de orada profesyonel olmayan bir şeyler sezdim. Dolayısıyla bu şekilde daha görüşme aşamasında bir şeyler profesyonelce gitmezken daha sonrasında film çekiminde neler olacaktı? Asla bunu riske atamazdım. Çünkü o zamana kadar zaten benim birlikte çalıştığım yönetmenler, film oynadığım filmler belliydi. Zaten çizgi olarak da çok bunun dışına çıkmayı tercih etmiyordum. Hani bu filmde yani zaten bir şey söylememe gerek yok. En baştan beri her şey hani çok inanılmaz, hayatımda benim görmediğim şekilde profesyonel bir halde ilerledi. Dolayısıyla hani bütün film çekimi sürecinde de çok rahat rahatsız ettim. Rahatsız olduğun hiçbir şey olmadı. Evet.